takımına bakalım. Kamil Ahmet. Evet, çok oynattım Kamil Ahmet'i. Konstantinos Mavropanos. Evet. Atilla Turan. Elia Belezoğlu, Serdar Güler, Isaac Saki. James Johnson. Raul Rusescu. 31 yaşındaki Roman. Bu nereden geldi bunlara? Ha. Bak adam Sevilla'dan Osmanlıspor'a gelmiş ya. Çok ilginç. Bu bizim bildiğimiz Sevilla değil mi? Hani başka bir... Evet. Vay be. Kariyere bak. Abi daha Bismillah ya. Hemen daha lig, tabii ki lig bitiminde itibaren gelecek sene kontratı bitiyor. Hemen görüşme yapmak istiyor. 1 milyon euroyu oynuyor. Vakayeme. Vakayeme'den beklentimin tabii ki altında bir performans sergiledi bu sezon. 31 yaşında da gelmesi bir dezavantaj. Konyaspor'la oynayacağız son maç. Vay be. Gerçek hayatta da 33. haftada kendi sahamızda oynuyoruz Konyaspor'la. Ya olur da şampiyonluğu olursa 33. hafta bizim için çok güzel bir hafta olacak Trabzonsporlar açısından. Giovanni Sio. Enes Erol. Dikkat çektiği doğru olabilir ama şeyi yok. Yani Kerem'in zaten performansı. Kerem'i, bu arada Kerem çok güzel oynuyor. Hatta hani lig maçlarında da oynattım. Kupa maçında da gayet iyi performanslar ortaya koydu arkadaşlar. Şu kupa maçlarındaki performansı özellikle şuradan göstereyim. Bakın. Fenerbahçe'ye bir golü de var. İleri yönlü orta saha oynuyor. Alanyaspor'a golü var. Galatasaray'a da golü vardı. Yani iyi maçlarda oynadı. Konya'yla kapanışı yapıyoruz. Konya bu arada, of, şuraya bakın ya. 64 64 64. Konya'nın kesin kazanması gerekiyor. Kim 3, kim 4, kim 5? Üçüncülük mücadelesinde müthiş bir kapışma var. Kamil Ahmet, buraya geliyorsun. Aa, Kerem'i diğer takıma gönderdiğim için. Orada bir hata yaptık. Oynatırdım çünkü Kerem'i ya. Üzücü. Atilla. Yusuf Sarıgen. Sosa için son maç. Mikel'i de oynatalım. Rihayet Baiç, Mia, Milosevic. Gerçekten 4-4-1-1. Onlar da burada kazanmak istiyor. Evet. Sezonun son maçı. Avdiay, Mavropanos, Trabzonspor, Konyaspor mücadelesi başladı. Sosa. Döndü Kamil Ahmet'e. Kamil Ahmet.
Şimdi Kamil Ahmet geldi. Avdiay. Avdiay kesti, savunmadan döndü. Sosa. Kamil Ahmet şimdi baktı arkadaşlarına. Sosa'ya döndü. Avdiay. Yusuf. Yusuf keser mi? Kesmedi. Sosa. Yusuf kaleye vurur mu? Pas verme düşüncesi. Sörloth'a gelmeden savunma müdahale ediyor. Şimdi Kamil Ahmet. Sosa. Kamil Ahmet. Yusuf. Kesti içeriye. Vakayeme'den önce savunma müdahale etti. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Atilla. Mikel. Jonobi, Mikel, Sosa, Kamil Ahmet çok güzel Vakayeme'ye verdi ama Vakayeme uzaktan bir kafa vuruşu etkisiz. Bakıyorum şu anki duruma. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Konyaspor devam ediyor. Sörloth, Yusuf. Yusuf vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı. Ve Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Kendi sahasında. Şimdi Ömer Ali gidiyor. Sağ taraftan Ömer Ali. Ömer Ali karşısında Mikel var. Çok iyi müdahale. Galatasaray'da 1-0, 1-1 oldu. Kayserispor hatta evet 2-1 olmuş. Sosa şimdi baktı arkadaşlarına, döndü geriye. Mavropanos verdi Kampi'ye. Kampi sol tarafta, Atilla. Vakayeme çok iyi çekti topu. Kesti içeriye, savunma müdahale etti. Sosa. Üstünlüğümüz devam ediyor. Sosa, Kamil Ahmet. Kamil Ahmet bir çember yaptı. Kamil Ahmet çıktı oradan. Kamil Ahmet Avdiya'ya verdi. Johnson müdahale etti. Şimdi Milosevic bir kontratak şansı. Bayiç vurdu. Out. Kötü bir vuruş. Şimdi Kamil Ahmet. Avdiay. Donis Avdiay. İçeriye doğru gitmeye çalışıyor sağ taraftan. Vakayeme vurdu gol. Vakayeme ilk anda vurdu. Savunmaya çarptı. İkinci vuruşunda topu ağlarla buluşturuyor. Avdiay çok iyi girdi içeriye. Sağ taraftan kesti. Vakayeme sağıyla vurdu. Sonra solla vurdu. Affetmiyor. Şimdi Jojovic. Yok. Yanlış oldu. Faul yaptı. Vakayeme. Jevtovic. Şimdi bir frikik. Jevtovic vurdu Uğurcan. Akıllı kontratak. Bir sıfırlık üstünlüğümüz devam ediyor. Uzatma dakikalarına artık giriyoruz. Mikel kesti içeriye. Yusuf geçti rakibini. Vurdu, savunmaya çarptı. Köşe vuruşu. 45 artı 1'in uzatmalarındayız. Savunma karşıladı Yusuf. Sağ tarafta Sosa. Sosa keser mi? Sosa Mavropanos. Mavropanos. Sosa. Savunmaya çarptı Jevtovic. Şimdi bir kontratak şansı Konyaspor için. Milosevic geliyor karşısına, Vakayeme vurdu. Güzel kesti içeriye Uğurcan. Ama ben daha iyisini yapabileceğinizi biliyorum. Şu an 77 puana çıktık. Ligin son maçındayız. Konyaspor, Konya'nın sahasındayız şu an. Milosevic gidiyor Vakayeme, çok iyi müdahale etti. Faul dediler, pardon. 19 bin kişi mücadeleyi izliyor. 1000 kişi bizden olmaz. Yani bu son maç, şampiyonluğu garantilemişsin. Buraya en az 10 bin kişi yığılır. Sörloth, Kamil Ahmet. Sosa, Yusuf. Ömer Ali. Şimdi sol taraftan geliyor Ömer Ali Şahiner. Kesti içeriye. Kampi karşıladı. Sosa, Mavropanos. İyi oyunumuz devam ediyor. Aman tanrım. Şimdi Avdiay ama offside. Çok iyi kesti Sosa içeriye. Şimdi VAR çizgisini görüyoruz. Avdiay orada. Müthiş bir kafa vuruşu ama offside. Offside, single body linesman. Yusuf Sarı. Bu maçta iyi değildi. Şöyle yapalım. Abdülkadir'i sokalım oyuna. Sosa vurdu. Yan ağlarda. Etkili bir vuruş. Abi Abdülkadir, daha Bismillah dedik. Abdülkadir'i koydum oyuna. Hemen sakatlandı. Umarız bir problemi yoktur. Şimdi Sturridge girdi oyuna. Şimdi Sosa kullanıyor. Sosa içeriye baktı. Vurdu, direkte patladı top.
Neler oldu adeta? Direkte patladı. Sonra tamamlamak istedi ama Serkan hemen topu kaptı. Bu arada Kuban'ı da alalım oyuna. Biraz daha pozitife dönelim. Ancic vurdu. Az farklı out. Takım talimatlarına gelelim. Karşı prisi kapatalım. Oyun içerisinde taktiğinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki her zaman değil. Oyunu tutmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Avdiay vurdu. Az farklı. Out diyemeyeceğim. Kötü bir vuruştu. Şimdi artık son şans Konyaspor adına. Alper. Baliç. Mavropanos faul yapıyor. 1-0'lık üstünümüz devam ediyor. Artık maçın son saniyeleri. Uğurcan kaptı topu. Uğurcan bekliyor arkadaşlarını. Şimdi sol tarafta Ekuban oynamak istedi. Ve maç bitiyor. 1-0 kazanıyoruz. Ligdeki son maçta da istediğimizi alıyoruz. Ve ligi kapatıyoruz. Arkadaşlar 1-0'lık üstünlüğümüzde bu engeli de aşıyoruz. 2 hafta sakatlık. Üst üste sakatlık. Hiç güzel haberler değil bunlar. Kasaya tabii ki 5 milyon euro. 4 milyon euro da prim vermişiz. Çok güzel. En iyi oyuncu Messi. Genç demiyoruz sonuçta. Genç olsa Mbappe derdim orada. Evet, ligde arkadaşlar büyük tabloyu açalım. 34 haftanın 77 puanla birinci sırada bitirdik. 70 gol atıp 29 gol yedik. O Malatya'dan toplamda 4 gol yemişiz. Sivas 3, Kayseri 3, Fenerbahçe 2, Beşiktaş Galatasaray 2. Ya bunlar normal. Attığımız goller Kasımpaşa'ya gol yağdırmışız. Kayseri'ye gol. Fenerbahçe'ye 4 gol işte. Başakşehir'e 4 gol. Buradan aslında hani ip şeyde çözülüyor yani. Anadolu takımlarıyla yaptığınız maçlarda puan kaybetmemeniz lazım. Kaybettiğimiz maçlar üçü evimizde yani ilginç bir durum. Gençler bile maçını çok iyi hatırlıyorum. Yani o kadar bariz bir üstünlüğümüz vardı. Kaybettik. Sivas'a da kaybetmişiz. Beşiktaş ve Galatasaray. Kayseri bakın ikisini de kaybetmemize rağmen ikisini de üstündeyiz. İşte Anadolu takımlarıyla yaptığımız maçlar çok önemli. Sivas vardı. Fenerbahçe ile 2-2. Göztepe ile bakın. Yine bedavadan kaybettiğimiz puan. Göztepe, Başakşehir, Malatya, Ankara Gücü. Ankara Gücü maçına bakın. 0-0. Çok galibiyet var tabii ki. Burada hani Galatasaray'ın da görüyorsunuz. Bize kaybettiği maçlar. Zaten düğümü çözüyor orada. Beşiktaş'ın zaten kaybettikleri ortada. Ama ona rağmen 3. sırada bitirmiş. Fenerbahçe'nin önünde. Düşen takımlar Kasımpaşa, Ankara Gücü, Denizlispor. Gerçekten Denizli kimi kazanmış? Bakın. İşte. Kötü bir durum. Diğer ligden kim gelmiş? Fatih Karagümrük. Vay canına. Lig tablosunu açalım. Erzurum şampiyon olmuş. Akhisar. Bursa. Ha, tamam. Erzurum, Akhisar, Fatih Karagümrük. Bursa'yı playoff'ta geçmiş. Helal olsun. Eskişehir orada da düşmüş. Çok yazık. Gerçekten çok yazık. Evet arkadaşlar bir de şeye bakalım. Ligdeki ödüller tablosuna bir bakalım. Sonra bir ara verelim. Evet. Ah, yardımcı antrenörümüz. Çok iyi adam bulmuştuk. Adam emekli olmayı düşünüyor ya. Ciddi olamazsınız ya. Gerçekten. Daha yeni başlatmıştım adamı ya.
Taraftara göre en iyi oyuncu Sosa. Unutulmaz maç. Fenerbahçe maçı. Her zamanki gibi. Evet, takım dinamiklerinde hepsi gidiyor. Takım liderlerinin hepsi gidiyor arkadaşlar. Yok, konuşmayacağım ya. Şimdi konuşmaya başlarsak sıkıntı. Kampı ayarlayalım, değil mi? İtalya ve İngiltere mi? İtalya olsun, hadi. Daha fazlasını kıracak yani, bizim için bir problem değil. Abdülkadir sakat olmasına rağmen 12 as iyi yapmış. Tabii Sosa sözleşme imzaladıktan sonra River Plate'le daha şey yapmadı. Hiç oyun oynamadı yani. Onu söyleyebilirim. Mayıs sonuna doğru geliyoruz neredeyse. Hayret, Abdülkadir burada yani. İlginç. Bak, Burak Demir'in performansı gayet iyiydi bak. Burak'a gelecek sezon düşünebilirim. Inter Manchester United Avrupa Ligi'ndeki final mücadelesinde Inter daha avantajlı. Bakalım neler olacak. Penaltıyla Manchester United kazanmış. Nasıl olmuş mücadele? Harry Maguire. Ya ben bu kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ya. Devri. Bu da mı Hollanda mı? Abi 50 milyon euro ne demek ya? Defans oyuncusuna bak. Ligde bunlar mı kazandı? Ya biliyorsunuz Liverpool burada rekora doğru gidiyor gerçek hayatta. Burada yine Manchester City almış. Manchester City. But I'm supporting the Liverpool. Oh my God. Evet. Biz böyle bir şey yaptık mı? Hadi şu ligdeki şeyleri alalım. Ödüller nerede? Yok, daha yok. Federasyon başkanı ödülleri dağıtmıyor mu acaba? Trabzonspor şampiyon oldu diye. Hani olur ya, klasik. Tam bunlarla ilgileneceğim. Nasıl bir ay var. Bizim için ödül gecesi önemli. Evet. Ödüller geldi mi? Ya nasıl oluyor ya? Ha, ayın oyuncusu, pardon. Yılın menajeri, evet tabii ki biz. Ahmet Ağoğlu da kutluyor bizi. Yılın takımında Uğurcan, Ivanildo Fernandes,
Giovanni Sio. Emre ne işi var burada? Çok ilginç. Rebocho. Bakın. Beşiktaşlılar görsün. Rebocho yılın defans seçildi oyunda. Yılın orta sahası Emre, yılın forveti Falcao. Ama niye burada yılın forveti CEO var? Hakikaten burada da bir problem var yani. Oyun içerisinde bile şey var. Siyaset var. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ediyorum Uğurcan'a. Evet arkadaşlar, 1 Haziran 2020 ligi bitirdik. Ödülleri aldık. Ödülleri kaptık. Sonrasında bir sonraki sezonda sizle birlikte olacağım. Şimdilik oyunumun sonuna geliyorum. Arkadaşlar, herkese keyifli ve emeğe dolu günler diliyorum. Biliyorsunuz burada istediğiniz gibi aşağıdaki yorum kısmında sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bazı arkadaşların soruları oluyordu. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Taktik formasyonu verdim mesela. Bu videomda da vereceğim. Altına yazacağım. Özet kısmında görünecek arkadaşlar. Yine görüşmek dileğiyle. Herkese keyifli günler diliyorum.